Bu çalışma AP Haber Ajansı'ndan fotomuhabir Anmar Halil'in korona günlerinde kum, toz, taş, kefen ve hüzünden ve de ağıtlardan ibaret bir mezarlıkta yakaladığı anların düşündürdükleri üzerine yapılmıştır. Irak Necef'te bütün Şia aleminde itibarı çok yüksek bir mezarlık var. Mezarlığın adının Türkçesi Barış Vadisi. Bu mezarlığın son arzuların en önemli adresi olmasının nedeni Necef'teki Hazreti Ali'nin türbesine yakın olması. Mezarlıkta Irak-İran Savaşı'nda çarpışırken ölenler, Körfez Savaşı'nda, Amerikan işgalinde, işgalden sonra direnişte can verenler, IŞİD'le mücadelede ölenler ve ulema camiasının önde gelenleriyle toplumun öne çıkmış şahsiyetleri yatıyor. Iraklı Hristiyan ve Yahudiler de Vadi el-Selam'da, Barış Vadisi'nde ufku Müslümanlarla paylaşıyorlar. Irak'ta korona salgını başlayınca bu hastalıktan ölenler için Vadi el-Selam'da ayrı bir bölüm açılmış. Ölenlerin yakınları genellikle mezarlıkta defin işlemine alınmıyorlar. Koronavirüsten ölenin defin işlemine katılmasına izin verilen bir yakını mezarın içinde vedalaşıyor. Bakışlar tek taraflı ama Anmar Halil orada, aşağıda duyulmaz, imkansız bir son sohbeti yakalamış. Bir Şii din adamı, yeni koronavirüsten ölen, fotoğrafından önemli bir güvenlik görevlisi olduğu anlaşılan maktulün mezarı başında. Karenin içinde resimsiz taşların vurdum duymazlığı da poz veriyor. Barış Vadisi'nde koronadan ölenlerin defin işlemlerini Halk Seferberlik Güçleri adlı çatı örgüte bağlı İmam Ali Savaş Tümeni'ne mensup gönüllüler yapıyorlar. Son Ağustos verilerine göre buraya koronadan ölen 3000'den fazla kişi defnedildi. Barış Vadisi'nde görevli İmam Ali Savaş Tümeni mensubu muhtemelen fotomuhabirin ricası üzerine karede yer alıyor. Bir de onca canlı rengine rağmen içindeki su boşaltılınca mahzunlaşıp devrilmiş bir bidon. Irak'ta, özellikle Bağdat'ta yeni koronavirüsle mücadelede ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bağdat'taki hastaneler sık sık kapasitelerinin üzerinde hizmet veriyorlar. Ancak Irak halkı 1991'deki Körfez Savaşı'ndan sonra uygulanan ambargo döneminden beri öfkeyle birlikte bu tür sıkıntılara karşı bir tevekkül geliştirmiş. Bir sayı verirsek, Körfez Savaşı'ndan sonra yıllarca uygulanan acımasız ambargo yüzünden yaklaşık 600 bin çocuk açlık ve yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle ölmüştü. Irak Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede korona salgınının baş göstermesinden bu yana 100 binden fazla vaka tespit edildi. Koronadan ölenlerin sayısı yine Ağustos verilerine göre toplam 4500'e yaklaşıyor. Barış Vadisi mezarlığında korona bölümünde çeşitli kısıtlamalarla ziyaretlere izin veriliyor. Bir aile koronadan ölen yakınlarının mezarını ziyaret ediyor. Acı ve hüzün maktule yakınlığa göre karenin içinde kendisini resmetmiş. Soldan sağa, aileden şöyle uzaklaşmış elindekiyle meşgul biri, elleri göğüslerinde ağıtlarını o andan duyurmaya çalışan kadınlar, mezara kapaklanmış bir genç, izlediği acının dozuna bir kez daha şaşırıp karenin donukluğuna sığınmış bir çocuk
siyah çarşafın koyuluğundan şişeye uzanan bir el ve aile içindeki konumuna koşut, yas ortamına dirsek vermiş bir adam. Koronadan ölenlerin cesetleri mezarlığa geceleri kamyonlar veya ambulanslarla götürülüyor. Irak'ta Barış Vadisi tercih edilen bir mekan olduğu için sadece Necef'te ölenler değil, ülkenin dört bir yanından buraya cenaze taşınıyor. İmam Ali Tümen'ine bağlı bir militan, Barış Vadisi mezarlığına getirilen cesetlerin yanında yorgunluğuyla ve uykusuzluğuyla söyleşiyor. Kamyonlarla taşınan cansız bedenlerin kimi define hazır oluyor, kimi için de dini vecibeler mezarlıkta yerine getiriliyor. Kefenli, kefensiz cesetler ayrılmışlar. Toprakla buluşmaya alıştırma işlemi sanki. Cesetlerin yanlarında yalnızlıklarına tercüman olan gölgeler. Mezarlığın bir bölümünde defin için son hazırlıklar. Görevli üzerinde Kur'an ayeti olan kefeni bağlarken adeta maktulün hikayesine de son düğümü atıyor. Bir veda notu değil bu. Görevli bir elinde liste, öteki elinde kalem, maktulün kimlik bilgilerini kefene nakşediyor. Kefenin altında göğsüne madalya takılan bir insanın cansız, kayıtsız gururu. Defin gecesinin sonuna yaklaşırken yorgunluk, uyku ve ölüm yoğunluğunun baskısına teslim olmuş İmam Ali Tümen'i militanları. Barış Vadisi'nde son işlemlerden biri. İşlem, cesetlerin taşındığı tabutları ve cesetlerle temas ettiği düşünülen eşyayı yakmak. Siyah geceye kanatlanmış kör alevler, ölüler adına karanlığı yoklayarak yükseliyor. Ve son işlem. Dini vecibeler ve definler tamamlandıktan sonra hayata dönmeden görevliler dezenfekte ediliyorlar. Böylelikle virüsün yanı sıra ölümün ve hüznün kasveti de yıkanıyor.